Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise sitemizin kategoriler kısmını yapacağız hemen. Sol menümüzün altında sol tarafta yer alacak olan. Öncelikle kategorilerimizi bir grup halinde yapacağız. Ama ondan öncesinde üye girişini bir grup içerisine yer alıyoruz. Photoshop programında stil kopyalama diye bir özelliğimiz var. Örneğin üye girişi kısmımızın üzerinde bulunan çerçevemizin stilini kopyalayalım. Sağ tıklıyorum. Copy layer stil diyorum. Layer'ı yapıştıracağım stil. Past layer stil diyorum. Gördüğünüz gibi aynı stil özelliklerine sahip oldu ikisi de. Cetvalle şöyle bir çizgi çekiyorum. Aynı hızada olmaları için. Elimle manuel olarak aşağı doğru indiriyorum. Evet, önümüzü kapatabiliriz. Şimdi aynı şekilde menü bar yapalım. Menü barımız da aynı şekilde ölçüde. Ve stilini kopyalayalım. Çünkü hepsinin aynı olması lazım. Farklı renklerde olursa bir görüntü kirliliği olur. Yazılarımızı yazalım. Yazılarımızı yazdık gördüğünüz gibi. Şimdilik benim aklıma gelen bilgisayar alanları bunlar. Biraz puntumuzu büyütelim. Ve yazılarımızı sola yaslayalım. Aralarını açmamız lazım. Çok dar. Bu şekilde gayet ideal. Hemen üzerine kategoriler yazalım ve aynı sağ taraftaki ikonumuzu ekleyelim. Buralardan kopyala yapıştır yaparak alabiliriz aslında. Gördüğünüz gibi kopyala yapıştır yaparak kategoriler
kısmımızın üstüne getirdim. Kategoriler kısmımızın menübarını yaptıktan sonra aralarına çizgiler ekleyelim. Kopyala yapıştır mantığıyla hemen alt kısmı ekliyoruz. Genel olarak çizgilerimizi de ekledik. Renklerini biraz aslında solduralım. Opasite değerini düşürelim. Gördüğünüz gibi daha güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi başlarına ikon ekleyelim. Yukarıdaki ikonumuzun aynısının rengini değiştirerek ekleyebiliriz. Kopyala yapıştır mantığıyla hemen altına kopyalıyorum vakit kaybetmeden. Gördüğünüz gibi kategoriler kısmımızı da oluşturduk. Hemen bir grup açalım. Ve bu kısma kategoriler diyelim. Gördüğünüz gibi grupladık yapmış olduğumuz çalışmaları. Şimdi ise slider alanımızı yapalım. Yani son eklenen ürünlerimizin çalışmamızın en üstünde hareketli bir şekilde dönecek olan slider alanımızı yapalım. Yandaki çerçevemizin, nesnemizin aynı stil özelliklerini slider alanımıza ekledik. Öncelikle görsele ihtiyacımız var. Çalışma alanımızda kitabla ilgili. Hemen Kotlab sitesine girelim, görselimizi alalım. Print screen yapıyorum.
bu kısma göre boyutlandıralım. Çevresini silebiliriz aslında şu şekilde. Yumuşak silgiyle keskinliğini kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi görselimizi yaptık. Hemen yanımıza yazımızı yazalım. Kitabımızın ismini yazıyorum. Hemen altına fiyatımızı yazalım. Aynı şekilde sola yaslıyorum. Yalnız fiyat yazısını biraz ufaltacağız. Rengimizi biraz belirgin bir renk yapalım. Sadece miktarımız kalın kalsın. Bunu biraz ufaltabiliriz aslında. Bu şekilde gayet güzel. Hemen altına kitabımızı tanıtan uygun bir metin alalım. Onu da şu yazımızı da sola yaslıyoruz. Hemen altına satın al butonu yapalım. Yani kullanıcı tıkladığında direkt satın almak için satın alma penceresine gidecek. Yakınlaşıyoruz. Satın al. Bunu aynı şekilde hızlandırıyorum hepsini gördüğünüz düzende. Yazılarımızı biraz yukarı alalım. Bu şekilde ayarladıktan sonra alt kısmımıza numaralandırma yapmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5 diye.
Kopyala yapıştır mantığıyla hemen yanına doğru alalım. Biraz ufaltalım çerçevelerimizi. Rengimizi diğerlerini de yapalım. Seçili olan her zaman kırmızı renkte olacak. Yani sahnemizde gözüken. Genel olarak slider alanımızı da bu şekilde yaptık. Sizler daha farklı şablonlar, daha farklı seçenekler mümkün. Bunları yapabilirsiniz. Slider alanımızı da yaptıktan sonra şimdi hemen slider alanımızın altında yer alacak olan vitrinimizi yapalım.